Her yıl 5 yaşın altındaki 800 bin'den fazla çocuğun zatüre nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Bu sayı önümüzdeki 10 yıl içinde 1.4 milyon ölümle Nijerya'da en yüksek seviyeye ulaşabileceği söyleniyor. Nijerya'da 2018 yılında tahminlere göre 162 bin kişi hayatını kaybetti. Her yıl 5 yaşın altındaki 800 bin'den fazla çocuğun zatüre nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Bu sayı önümüzdeki 10 yıl içinde 1.4 milyon ölümle Nijerya'da en yüksek seviyeye ulaşabileceği söyleniyor. Nijerya'da 2018 yılında tahminlere göre 162 bin kişi hayatını kaybetti. Zatüre ve diğer hastalıklarla mücadele çabaları artırılırsa, önümüzdeki 10 yıl içinde hayatını kaybetme riski bulunan 9 milyon çocuk kurtarılabilir. Uyarı 29-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve dünya liderlerine ev sahipliği yapan aynı zamanda alanında ilk uluslararası forum olan küresel çocuklarda zatürre formunda dile getirildi. Bakteri, virüs veya mantar kaynaklı zatürre hastalığından geçen sene 800 bin çocuk, yani her 39 saniyede bir çocuk hayatını kaybetti. Buna rağmen hem ulusal hem de küresel çapta ihmal edilen bir hastalık olmaya devam ediyor. Özellikle yoksul ülkelerde görülmekle beraber zaturenin bazı türleri aşıyla önlenebilir ve düşük maliyetli antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilir. Yeterli ve dengeli beslenme, antibiyotik kullanımı, aşılama ve gerekli tıbbi müdahaleler zatüre riskini azaltan temel yöntemler arasında. Aynı zamanda bu yöntemlerle milyonlarca çocuğun ölümüne neden olan isalin, sepsisin ve kızamığın önüne geçilebilir. Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre hava kirliliği dünya çapında 5 yaşın altındaki çocukların %17.5'ini etkiliyor. Dünya nüfusunun %91'i ise kirli havayı solumak zorunda kalıyor. Zatürre riskini azaltan çözümlerden biri de hava kirliliğinin iyileştirilmesi olarak görülüyor.